Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi başka bir akordumuzdan bahsedeceğiz. Bu akord benim en sevdiğim akordlardan biridir. Bağlama için en geniş akordlardan biridir. Sazımız yine aynı saz. Bu akord sisteminde bahsettiğimiz saz, kısa sap saz. Şimdi akordumuzu bizim misket düzeni, şiir düzeni dediğimiz bir akord ayarına getirdik. Alt telimiz aynı arkadaşlar. Ses her neyse o, X diyoruz. Orta telimiz yine bu yedili de, yedinci perdemizde. Şöyle göstereyim. Aynen. Orta teli buraya akort ettik. Üst telimizi kısa sapta üçüncü perdeye akort ediyorduk ya arkadaşlar. Şimdi üst telimizi kısa sapta altıncı perdeye akort ettik arkadaşlar. Yani bu bizim hani re, sol, la hesabına göre alırsak alt tel re, orta tel sol, üst tel la olarak alırsak si, namı diğer si natürel. Si natürele akort ediyoruz arkadaşlar. Yani alt telden yedili yediyi, üst telde de altıyı alıyoruz. Ortanın altıncı perdesini. Karar sesimiz burada. Hani uzun sap kara düzende bir alt perdede ya arkadaşlar. Bunu bir üst perdeye almış oluyoruz. Ortada ban varken bu akortta çalmak çok zevkli arkadaşlar. Çok lezzetli, çok tadı güzel bir şey oluyor, akort oluyor. Şimdi birazcık çalacağım ben. Umarım hoşunuza gider. Banlı hazır sökmeden bir akortta bahsedeceğim. Ondan sonra zaten ters tellemeye geçeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir akorttur arkadaşlar. Yani kısa sapı uzun sap gibi çalmak istiyorsanız ya da bu şekilde biz ona dolaşmak diyoruz bağlamada.
Çalmak istiyorsanız çok güzel bir akorttur. Dediğim gibi böyle 43 tekne. Daha fazla büyütmenin hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Bu teknelerde bu akortları deneyebilirsiniz. Ya 40 teknede 39-38 gibi daha ebatsız teknelerde bu tonları çok fazla yakalamanız mümkün değil ama 43-42 ideal tonlar arkadaşlar. Hani bu şeyle de alakalı. Sizin söyleyeceğiniz karar sesiyle de alakalı arkadaşlar. Sanırım bu akordu anladık. Şöyle göstereyim. Karar sesimiz burada. Anlaştık mı arkadaşlar? Teşekkürler.